Değerli izleyiciler, Halk Arenası kaldığı yerden devam ediyor. Duayen gazeteci Uğur Dündar'ı ağırlıyoruz. Onun programında Türk halkının merak ettiği soruları sormaya devam ediyoruz efendim. Şimdi en çok gelen sorulardan bir tanesi de şu. Orta Doğu bildiğimiz üzere bu coğrafya kaynıyor. İnanılmaz gelişmeler var. Özellikle Türkiye'nin güneyinde, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren gelişmeler var şu süreçte. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yurt dışı seyahatler var vesaire var. Sadece güneydoğumuzda değil, isterseniz batıdan başlayalım. Evet. Yunanistan aslında Türk Silahlı Kuvvetleri yakın zamana kadar coğrafyasının en büyük caydırıcı özelliğine sahip muhteşem bir orduydu Türk Silahlı Kuvvetleri. Ama önce bu hain FETÖ örgütü kumpas davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güzide subaylarını, komutanlarını tasfiye edebilecek bir süreç başlattı. Ve o pırıltılı kurmay subaylar uzun süre cezaevinde kaldıkları için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaşmak zorunda bırakıldılar. Bazıları tekrar görevlerine döndü ama çok ağır travmalardan sonra ve yakın arkadaşları, silah arkadaşları tasfiye edilerek. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, özellikle deniz kuvvetlerine çok ağır bir darbe indirildi. Yani Türk Deniz Kuvvetleri öylesine büyük bir aşama kaydetmişti ki, milli gemi projesini yaptığı gibi çok daha büyük projelere imza atmak, hatta Türkiye'ye çok büyük kazançlar sağlayabilecek, başka ülkelere de yaptıkları gemileri satabilecek bir potansiyele ulaşmak üzereyken darbe üstüne darbe indirildi. Dediğim gibi gelecek vadeden pırıltılı komutanları, Atatürkçü yurtsever subaylar tasfiyeye uğradı. Bu birinci darbeydi. İkinci darbede onların boşalttığı, onlardan boşalan kadrolara ne yazık ki gaflet içindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en üst kademelerinin, bu eski Genelkurmay Başkanı Necdet Bey ve yeni Genelkurmay Başkanı, halen Genelkurmay Başkanlığı yapan Hulusi Bey zamanında gerçekleşti. Ve FETÖ'cü subaylar, yurtsever, Atatürkçü, Cumhuriyet'e gönülden bağlı, Mustafa Kemal'in askeri olarak tanımlayabileceğimiz değerli subaylardan boşalan kadrolara getirildiler. Ve süratle terfi ettirildiler. Nitekim 15 Temmuz hain kalkışmasını gerçekleştiren komutanlar Tuğgeneral düzeyindedir. Ve hepsi Necdet Özel ve şimdiki Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar döneminde terfi ettirilmiş, generalliğe yükseltilmiş olan subaylardır. Onlar da tabii ki müstahak oldukları cezalara şimdi çarptırılıyorlar ama olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne oldu. Hatırlarsanız bölücü başı Abdullah Öcalan Suriye'de krallar gibi yaşarken oradan verdiği talimatlarla Türkiye'de katliamlar yaptırırken askerlerimizi, polislerimizi, masum yurttaşlarımızı şehit ettirirken Kara Kuvvetleri Komutanı Suriye sınırına gitmişti ve orada bir sertçe konuşma yapmıştı. Yani amiyane tabiriyle öt demişti. Ve Suriye apar topar Abdullah Öcalan'ı paketleyip sınır dışı etmek, başka ülkelere göndermek zorunda kalmıştı. Şimdi oradan günümüze geldiğimizde ne yazık ki Güneydoğumuzun PKK'nın uzantısı olan, yani PKK'yla ruh ikizi diyebileceğimiz PYD ve YPG tarafından doldurulduğunu ve yüzlerce kilometre karelik bir alanda emperyalistlerin de büyük desteğiyle, buna Rusya da dahildir, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğü yapmaktadır. Ve oradaki petrol zenginliğinin üstüne oturmak
bir yandan da Büyük İsrail projesini adım adım gerçekleştirebilmek ve İsrail'in güvenliğini sağlayabilmek amacıyla bu coğrafyamızda bölme, yönetme ve haritaları değiştirme şeklinde tanımlanacak Büyük Orta Doğu projesini adım adım hayata geçirmektedir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası açısından yaşamsal bir tehdittir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bir refleksle, deyim yerindeyse bir can havliyle bazı müdahaleler yaptı. Bunlar gerekliydi. Yani Kuzey Irak petrollerini Akdeniz'e akıtabilmek ve böylece Çin başta olmak üzere Pasifik coğrafyasını bu zenginliklere kolay ulaşma imkanlarını bertaraf ederek muhtaç bırakma politikasını da güçlendirmek için Akdeniz'e açılabilecek adına Kürt koridoru dedikleri o girişimi kesmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir harekat yaptırdı ki o harekat Elbap Harekatı başarıyla sonuçlandı. Şehit verdik ne yazık ki ama özetlenmek gerekirse başarılı bir operasyon. Batı'da başlamıştık. Yunanistan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı özelliğini kaybetmişti nedeniyle maalesef. Deyim yerindeyse azdıkça azıyor. Şımarıkça davranışlar sergiliyor. Ve göstere göstere bazı uluslararası anlaşmaları tanımazlıktan geliyor. Nedir bu tanımazlık? En son Meis Adası'na denizaltı gönderdi. Halbuki Lozan'la bunlar ayrı bir statüye kavuşturulmuş ve Paris Anlaşması'yla da bir ek mektup yoluyla gayri askeri yani askerin konuşlanamayacağı bir statüye kavuşturulmuştu. Meis Adası ve diğer ada ve adacıklar bu konumdaydı. Meis Adası'na sadece denizaltı gelmedi, limana bağlanmadı. Bağlanmakla kalmadı. Meis Adası'na 700 kişiden oluşan bir tabur da getirildi. Ve o adalar, sevgili Yılmaz Özdil fotoğraflarıyla yayınladı, topla, tüfekle dolduruldu. Yani askerle iskan edildi o adalar ki bunun asla olmaması gerekir. Peki şu andaki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bu göstere göstere yapılan şımarıkça Türkiye'yi neredeyse tehdit edercesine yasaları çiğnemeyen bir davranış olarak değerlendirebileceğimiz bu girişimleri sürdürürken ne yaptı? Dışişleri Bakanlığı'na bakarsanız istikşafi görüşmeler devam ediyor. Ama Yunanlar da o adalara asker yığmaya ve Türkiye'ye karşı gövde gösterisi yapmaya devam ediyorlar. Bu ne yazık ki bizim silahlı kuvvetlerimizin eski caydırıcı gücünün artık devam etmediğini gösteren somut bir örnek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri YPG, PYD'ye ağır silahlar veriyor. Füzeler veriyor, işte tank savarlar veriyor, tanklar veriyor. Aklımıza gelen bir savaşta kullanılabilecek silahları veriyor. Ve bunu da yine göstere göstere yapıyor. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini ilan etmesine ve halen Amerikan yönetiminde bulunan Amerika'daki senatoda var olan bir takım siyasetçilerin de Türkiye'nin görüşleri doğrultusunda endişelerini belirtmeleri ve sorumlu mevkideki kişileri sorgulamalarına rağmen Türkiye'ye karşı bu eylemi Amerika Birleşik Devletleri sürdürüyor. Peki Türkiye ne yapıyor? Sayın Cumhurbaşkanı gidecek Amerika Birleşik Devletleri'ne. Sonuçta dış politikaların tarafsız uzmanları ve gözlemcilerine göre buraya 1 Mart tezkeresinden çok daha tehlikeli bir biçimde ve Türkiye üzerinde bizim Mersin limanımızı, Adana'mızı kullanarak belki Trabzon limanını da
kullanarak çekirdeğini 5000 kişilik Amerikan askerinin oluşturacağı 100.000 kişilik Suudi Arapların, Arabistanların, Suud ordusunun ya da Suudların sağdan soldan topladığı maceraperest kişilerden oluşan bir askeri gücün, ki 100.000 kişiyi bulacağı ifade ediliyor bunun, buradan Suriye'ye geçmesi ve orada yıllar boyu sürecek bir kanlı savaşın başlayabileceğine dair çok ciddi endişeler var. Trump şu anda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Ama Trump istediğini yapabilecek konumda değil şu anda. Bazı adamları istifa etmek durumunda bırakıldı. Kilit konumdaki adamlar. Bunlardan birisi Flynn, Türkiye'den rüşvet aldığı iddia edilen ve 600 bin dolarlık bu rüşvet iddiasında hiçbir şekilde yalanlanmadığı bir takım sorgulamaların arkasından istifa etmek zorunda bırakıldı. Trump istediği adamları istediği yerlere getiremiyor. Trump şu anda Pentagon'a teslim olmuş durumda. Pentagon nedir? Pentagon eşittir savaştır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Ve kanımca görünürde resmi açıklama olarak bazı beyanatlar verilecek ve sanki istedikleri gerçekleşmiş, alınmış gibi bir algıyla, bu algı yaratılarak Türkiye'ye dönecek. Perde arkasındaki gerçek şudur. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bizim burnumuzun dibinde, sınırımızın dibinde Kürdistan Devleti'ni kurmak, Büyük Kürdistan projesini Büyük İsrail projesiyle birlikte harekete geçirmek amacındadır. Bu, eğer Büyük Orta Doğu projesi kapsamında biz Suriye krizine balıklama dalmamış olsaydık, belki bu boyuta varmayacak ve bu düzeye gelemeyecek bir projeydi. Ama ne yazık ki o dönemin Dışişleri Bakanı ve sonra Başbakanı olan Sayın Davutoğlu'nun o topraklarda Osmanlı Devleti'ni yeniden ihya ve inşa etme hayaliyle Türkiye'yi o bataklığa sokmasıyla içinden çıkılmaz çok tehlikeli bir boyut kazandı. O kadar tehlikeli ki bizim ülkemizin bekasıyla ilgili son derece vahim bir tablo oluşmuş durumda orada. Türkiye bir türlü buradan çıkamıyor, çıkmakta zorlanıyor ve süreç Türkiye'yi daha çok olayların içine çekmeye başlayacak bir mahiyet arz ediyor. Allah ülkemizi yaşadığımız acıların çok daha ağırına benzeyebilecek böylesine olaylardan korusun. Ve her zaman daha fazla, her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken bir süreçte ne yazık ki bu referandum kampanyası kutuplaşmayı arttırdı. Oysa mevcut yönetimin Türkiye'nin büyük çıkarları doğrultusunda Cumhuriyetimizin ve devletimizin bekası için bütün yurttaşlarımızı Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi çevresinde kucaklaması ve dış tehditlere karşı hep birlikte tavır almamızı sağlayacak bir politika üretmesi gerekirken şu anda emperyalistlerin dediklerini yapmak durumunda bıraktığı bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. Bu hepimiz için çok büyük üzüntü verici ve hepimizin çok uyanık olmamızı gerektiren bir tablodur. Bunu bütün çıplaklığıyla anlatmaya çalışıyorum. Mesele Kuzey Irak'taki, çok zengin petrol yatakları, doğalgaz rezervleridir. Kıbrıs çevresindeki doğalgaz zenginlikleridir. Bunların üzerine oturma meselesidir. Buna otururken İsrail'in güvenliğini sağlamaktır. Ve bu uğurda Şii liderler tarafından yönetilen coğrafyamızdaki ülkeleri, başta Suriye olmak üzere
nihai hedef İran'dır. İran'a da saldırılacaktır. Ve bu saldırıda ne yazık ki yine ülkemizi de kullanmak isteyeceklerdir. Hesap budur. Proje budur. Buna karşı son derece müteyakkız olmak durumundayız. Ve buna karşı siyasi görüşümüz ne olursa olsun vatanın, cumhuriyetin bekası için birlik ve bütünlük içinde olmamız gerekmektedir. Tablo acıdır ama Türkiye'de öyle küçümsenecek bir ülke değildir. Yeter ki sağlıklı politikalar geliştirilsin, Türkiye'nin çıkarlarına ve gerçeklere uygun politikalar geliştirilsin. İç ve kişisel politik hesaplarla, iç kamuoyuna mesaj vermek amacıyla bir takım yanlışlıklar sürdürülmekte ısrar edilmesin. Evet efendim, şimdi yandaş medyada son günlerde yeni trend Atatürk ve ailesiyle alakalı akla gelmeyecek saldırılarda bulunmak. Yine geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında Ulu Önder Atatürk ve manevi kızı Afet İnan'la alakalı akıl almaz konuşmalar yapıldı. Sözde tarihçiler yaptılar bunu. Bu konular hakkında neler söyleyeceksiniz? Şimdi yandaş medya dedin de hemen şu kitaptan söz etmek istiyorum. Bu benim meslekte yıllardır zaman zaman birlikte çalıştığım, kalibresi çok yüksek, uluslararası değeri ve saygınlığı olan sevgili dostum, değerli Haluk Şahin'in Babali'de Cinayet adlı son kitabı. Gazeteciyi kim öldürdü diye soruyor. Aslında öldürülen o gazetecinin şahsında gazetecilik mesleği. Ben bunun arka kapağını yazdım. Özetlemem gerekirse Babali'de Cinayet Haluk Şahin kitabıdır. Kadim dostum Profesör Haluk Şahin'in son kitabı elimde tuttuğum. Sürükleyici bir romandan çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Gelecekte Türkiye'de medya nasıl çökertildi diye soranlara Haluk Şahin'in romanını oku da öğren diyecekler. Yani gelecek kuşaklar bu kitabın hakkını, değerini çok daha fazla verecekler, bilecekler. Haluk Şahin bir mesleğin nasıl katledildiğini, nasıl taammüden bir cinayete kurban edildiğini çok başarılı bir romancı üslubuyla kaleme almış. Hararetle tavsiye ediyorum. Ben 4 saatte okuyup bitirdim. Bir solukta okunabilecek çok değerli bir kitap Haluk Şahin'in, değerli dostumun elimde tuttuğum bu kitabı. Şimdi sorunuzu bir daha tekrarlarsanız ya da tekrarlamaya gerek yok. Şöyle ifade edeyim. Evet, bizim araştırmacı gazetecilikte bir deyim vardır. Araştırmacı gazetecilere saldırmak zaman zaman spor haline gelir. Çünkü araştırmacı gazeteci her şeyi belgelerle ortaya koyduğu, gözler önüne serdiği için buna itiraz edilemez. Hakikat hedefine mutlaka ulaşır. Ama hakikati hedefine ulaşmaktan men edemeyenler, onu engelleyemeyenler gazetecileri engellemeye çalışırlar ve onları itibarsızlaştırmak için adeta bir kum torbasına yumruk atar gibi saldırırlar ve bu saldırı neredeyse spor haline gelir. Şimdi Cumhuriyet'in kurucusu, İstiklal Savaşı'nın, milli mücadelenin muhteşem komutanı, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onun annesi, nurlar içinde yatsın, Zübeyde Hanım'a, ki adlarına tarihçi denilen bazı çevrelerin bunları tanıtırken tırnak içinde tarihçi sıfatını kullandıkları, bana göre çakma tarihçi, kerameti kendinden menkul, düşünce sefili, karşı devrimci, bir takım müptezeller Atatürk'e saldırmayı neredeyse spor haline getirdiler. Amaçları büyük önder Atatürk'ü
Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini itibarsızlaştırmak, gözden düşürmek ve ellerinden geldiğince saygın olmayan bir imaj haline dönüştürmek. Fakat bunlar öylesine yanlış bir yoldalar ki şunu göremiyorlar. Onlar saldırdıkça Atatürk sevgisi güçleniyor. Ve arkadan gümbür gümbür Atatürkçü bir kuşak geliyor. Bu benim yarınki yazımın da konusu. Bunu nereden anlıyoruz? Referandum sonuçlarını analiz ettiğimizde ilk kez oy kullanan gençlik kitlesinin ağırlıklı olarak hayır oyu verdiğini görüyoruz. Biraz daha derinliğine gittiğimizde bu hayırcı gençliğin Atatürkçü olduğunu görüyoruz. Ne büyük bir mutluluktur ki benim için son İzmir Kitap Fuarı'ndaki imza günümüzde ben 7 saat hiç kalkmadan kitap imzaladım. Ve sevgili okurlarım saatlerce sırada beklediler. En sonunda benim parmaklarıma kramp girmeye başladı. O nedenle biz kitap satışını durdurduk. Belki 10 saat devam edebilecek bir imza günüydü. Biz çok daha benzer imza günleri yaşadık. Ama bunun diğerlerine oranla çok büyük bir ayrıcalığı vardı. O da gelenlerin, saatlerce kuyrukta bekleyenlerin %90'ının genç olmasıydı. Bundan dolayı ve bundan bir hafta önce Vefa Lisesi'nde benim mezun olmaktan gurur duyduğum ve şu anda da renkleriyle ekranda yer aldığım yeşil beyazdır. Vefa Lisesi'nde 145. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Boza günümüz vardı. Ben her şeyimi o okula borçlu olduğum için eğer çok büyük bir mazeretim yoksa, yani hasta falan değilsem ya da işim dolayısıyla İstanbul'dan uzakta bir yerde bulunmuyorsa mutlaka giderim. O gün de halkın avukatı Murat Ergün'le oraya gittik ve ben gençlerle de konuştum. Ve Vefa Lisesi'nden mezun olan gençlerin neredeyse tümünün Atatürkçü gençler olduğunu görüp gurur duydum. Yani Milli Eğitim'in de böyle bir çabası var. Müfredattan Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarını çıkartmaya gayret ediyorlar. Ama onlar dediğim gibi bu gayreti sergiledikçe bunlar Atatürk sevgisi üzerinde adeta bir tonik etkisi yaratıyor. Aileler çocuklarına Atatürk'ü anlatmaya çok daha fazla gayret ediyorlar. Ve çocuklar Atatürk'ün itibarsızlaştırılmaya çalıştığını gördükçe refleks olarak Atatürk'le ilgili kitapları, internet yoluyla bilgileri bulup ulaşarak onlara Atatürk'ün kahramanlığını ve hakikaten özellikle asrımızın gerçekten başka bir asrın lideri var, onu kastetmiyorum tabii. Asrımızın en büyük lideri olduğunu görüyorlar. Bir deha olduğunu görüyorlar. Bunlar da gençlerin bu gerçeği görmesini engellemek için can havliyle saldırıyorlar. Kin, öfke ve nefretle yalanlar, iftiralar, özel hayatıyla ilgili bir yığın korkunç düzmecelerle Atatürk, Atatürk'le bağlantılı herkesi itibarsızlaştırmaya gayret ediyorlar. Bu son olay da bence bu doğrultuda atılmış beyhude ve düşünce sefilliğini sergilemekten öte gitmeyen bir olaydır. Ama ne yazık ki bunları besleyen bir güç var. Bunlara hala arka çıkan, bunların arkalarını dayadıklarını zannettikleri bir takım odaklar var. Nitekim iki kişi hakkında tutuklama kararı çıktı ama mesela bir Mustafa Erdoğan hakkında, ki o da kimdir? Armağan. Mustafa Armağan hakkında bir benzer karar alınmadı. Oysa Mustafa Armağan her televizyon konuşmasında hemen hemen
her konferansında, söyleşisinde ki Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler tarafından davet ediliyor. Paralar da veriliyor kendisine ve Atatürk'e saldırmayı misyon haline getirmiş olan bir portre olarak karşımıza çıkıyor. Onunla ilgili bir karar henüz yok. Burada ben Sayın Avukat Fidel Okan'ın o akşam gösterdiği tepkiyi de saygıyla ve teşekkürle anmak istiyorum. Bunlar o konuşmaları yaparken ve Atatürk'e, Zübeyde Hanım'a saldırırlarken Fidel Okan sosyal medyada paylaştığı mesajlarla herkesi harekete geçirdi ve ertesi günü de herkesten önce davranarak bunlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yani bu iki kişi hakkında, bu iki çakma tarihçi ve karşı devrimci hakkında savcılığın aldığı karar sürecinin oluşmasında Fidel Okan'ın çok büyük gayretleri var. Ona teşekkür ediyoruz burada. Efendim, biraz önce Halk TV izleyicisinin de çok yakından tanıdığı medya ve iletişim uzmanı Sedef Kabaş'tan bir mesaj geldi. Size bir sorusu var. İzin verirseniz onu okumak istiyorum, sormak istiyorum size. Uğur Dündar Türkiye'nin en güvenilir ismi. İşini hakkıyla yapmış, en üst noktaya gelmiş. Yine hakkıyla iyi para kazanmış. Yani şan şöhret, halkın sevgisi ve maddi imkanı var. Ve istese bugün hala ülkenin en büyük kanallarında anchorman olarak devam edebilirdi. Ama yapmadı. Tam tersi, hiç para almadan halk arenasını onca baskıya rağmen devam ettiriyor. Bunun nedeni o kişinin gerçek serveti olan değerler sistemidir. Bu değerleri nasıl kazandı ve her şeye rağmen nasıl korumayı başarıyor? Şimdi benim kadim dostum sevgili Ali Baransel Cumhurbaşkanlığı'nın eski basın müşaviridir. Mesleğimizden bir değerli isimdir. TRT'de dostluğumuz başladı. TRT Haber Merkezi'nde çalışıyordu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı basın müşaviri olmuştu. O diyor ki, hayatının her anı su damlası kadar berrak kadim kardeşim. Anlattıklarının yarım asırdır tanığıyım, sevgiler. Ben sevgili Ali Baransel'e çok teşekkür ediyorum. Kendim hakkımda ben konuşmayayım. İşte böyle dostlar konuşsun. Sevgili Sedef Kabaş konuşsun. O da çok değerli bir iletişimcidir. Birlikte çalışma şansını yakaladım. Ve programlarımızın başta sayarken anmayı unutmuşum bakın. Evet. Şimdi hatırladım. Özür diliyorum kendisinden. En sık ekrana çıkarttığımız değerli konuklarımızdan biridir. Çünkü seyircide karşılığı olan, ekrana çıktığı zaman reyting alan, reytingi de şu anlamda çok önemsiyorum. Ne kadar çok sayıda seyirciye ulaşırsak, halkın gerçekleri öğrenme hakkına o kadar çok fazla hizmet etmiş ve halkın isteğini yerine getirmiş oluruz. O nedenle Sedef Kabaş çok önemli bir isimdir ve bu dönemde düşünce ve basın özgürlüğü için çok büyük mücadeleyi sergilemiş ve bu uğurda iftiralara uğramış ve hatta yargılanmış bir değerli evet. isimdir. O nedenle ona çok teşekkür ediyorum. Çok basit aslında. Çok basit ama bazıları için de çok zor. Bir defa hak etmediğinize el uzatmayacaksınız. İkincisi yalan söylemeyeceksiniz. Hayatınız şu su gibi berrak olacak. Bir adım atmadan önce bin defa düşüneceksiniz. Elinizi uzattığınız kişileri bileceksiniz. Eğer o elinizi tutacak kişiden bir kir bulaşacağını bilirseniz uzatmayacaksınız ve sıkmayacaksınız. Bir anımla paylaşayım. Lütfen. Bir tarihte İstanbul'un yazlık semtlerinden birinde bir mafyatik kişinin, bir kabadayının hazine arazisi üzerine kaçak bir takım inşaatlar yaptığını ve bunun belediye tarafından yıkılmadığını ama emniyet
Müdürlüğü'nden, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden destek gelince yıkıldığına dair bir bilgi ulaştı bana. Dönemin Emniyet Müdürü aradı, İstanbul Emniyet Müdürü, Saadettin Tantan İçişleri Bakanı ve dürüst bir Emniyet Müdürü var. Kendisi bana aynen şunu söyledi. Uğur Bey dedi, bu kaçak inşaat yıkılamıyormuş. Biz destek verdik. Gece bir operasyon yaptık. Dozerlerle bu inşaat yıkıldı. Size ben bu görüntüleri göndersem yayınlayabilir misiniz? Ben dedim ki gayet tabii yayınlarız. Bizim için cevaplanması gereken bir tek soru vardı. Bu görüntüler gerçek mi? Bu görüntüler hakikati yansıtıyor mu? Onun için ben kendi ekibimi gönderirim, bir araştırma yaptırırım, görüntü aldırırım. Eğer burada bir kurgu yoksa, bir laf-ı hakikat, gerçek dışı durum yoksa, gayet tabii halkın gerçekleri öğrenme hakkı için yayınlarız. Gönderdim, araştırdılar, haber doğru. Görüntüleri biz yayınladık. Ses daha çıkmadı. Aradan aylar geçti. Biz o Sayfiye semtine 2 günlük, 3 günlük bir tatil için gitmek durumunda kaldık. Ben gitmeden önce yörenin belediye başkanına telefon ettim. Dedim ki bize mafya ile bağlantılı olmayan bir otel ismi verin. Çünkü o sırada ben bu tür haberleri çok yapıyorum. Eskaza böyle birisinin otelinde kalabilirim. Aman üzerime bir şaibe bulaşır. Onun için bana bir temiz otel ismi verin dedim. Verdi. Paramızı yatırdık. Rezervasyonumuzu yaptık. Gittik. Fakat fırtına var. Deniz olağanüstü dalgalı. Denize giremiyoruz. Benim büyük oğlum Bora da 2,5 yaşında. Eşim de ikizlere hamile. Bari dedim ben Bora'nın elinden tutayım da biraz çevrede dolaşalım. Karşıda böyle bir belediye parkı gibi, çocuk parkı gibi bir yer var. Oraya girelim. Orada da çocukların oynayabileceği kaydıraklar, işte kızaklar falan var, salıncaklar var. Kapısında bir kulübe var ama boş. Kapı açık. Biz girdik içeriye. Oğlum benim kaydı, işte salıncakta sallandı falan. Biraz daha ileriye gidelim dedik. Karşımıza birisi çıktı. Hop dedi. Nereye gidiyorsunuz? İleriye gidiyoruz zaten. Burası belediyenin değil mi? Yok dedi. Burası şahıs malıdır dedi. Kimin dedim? Gel göstereyim dedi. Biraz ileriye gittik. Böyle bir yarık var. Yarıktan bir baktım. Bir olimpik yüzme havuzu. Havuzun bittiği yerde böyle bir taht gibi bir yer var. Ve orada bizim haberimize konu olan kişi kabadayı oturuyor. Etrafında da yerde oturmuş böyle ağzı açık hayranlıkla onu dinleyen adamları. O zaman ben de jeton düştü dedim ki işte bizim yıkım görüntülerini gösterdiğimiz yer burası. Kişi de o kişi. Demek ki daha sonra mahkemede aksi yönde bir karar çıkartmış. Belki hazineyle anlaşmış. Belki parasını ödemiş. Ve o inşaatı tekrar yapmış. Fakat o haberi yayınladık ya. Belki görse bana saygı duyacak. Yani evet. Çünkü yalan bir şey söylememişim. Ama hiçbir şekilde bulaşmamak için oğlum dedim gel biz doğruca otele gidelim. Sinerek, gözükmemek için eğilerek oğlumla doğru otele git. Hanıma dedim ki hemen bavulları topla. Ya 2 günümüz daha var dedi. Deniz düzelir. Yok yok düzelmeyecek başka durumlar var. Biz gidiyoruz. İşte böyle temiz kalınıyor. Cendere içinde yaşamaktır. Türkiye'de bir gazetecinin temiz kalabilmesi. Ben yıllardır bu cendere içinde huzur dolu bir hayat sürüyorum. Onun için programın bir bölümünde söylediğim ifadeyi tekrar ediyorum. Duvara yatak resmi çizerim. Karşısına geçer. Mışıl mışıl uyurum. Bazıları işte Uğur Dündar'a belediyeler sponsor oluyor. Efendim oradan para alıyor gibi böyle beni güldüren iftiralar attılar. Onları mahkum ettiriyorum ben. Hepsini ettirdim. Herhalde akılları şuna basmıyor. Ya böyle bir programı yapan bir insan niçin bedava yapsın?
kendilerini benim yerime koyuyorlar. Oo diyorlar, şu kadar parayı götürürüz. Ben senin de ifade ettiğin gibi ne Halk TV'den ne belediyelerden tek kuruş almış bir insan değilim. Tam tersine bu referandum sürecinde bazı yerlerde belediyelere yük olmamak için yolda yemeğimizi yedik ve Halk Arenası'nı yapmaya öyle gittik. Bizi misafir ettikleri yerden çıkarken de ben oda parasına yakın bir miktarı bahşiş olarak otel personeline dağıttım her seferinde. Dediğim gibi ne resmi ne gayri resmi. Bizim vergi beyannamelerimiz herhalde bir kişi tarafından değil, 5-6 kişi tarafından pertapsızla incelenerek değerlendiriliyor. Benim en ufak açığımı bulamazlar. Ben dediğim gibi ekranda neysem özel hayatımda da o olan bir insanım. Bizde yalan dolan yok. Bizde sahtekarlık yok. Ben tek kuruş almadan Halk TV'ye hizmet etmeyi, halkımıza olan borcumuzun bir taksit ödemesi olarak kabul ediyorum. O nedenle Halk TV'de varım. Halk TV'nin seyircileri ve Halk TV yönetimi beni istediği sürece de gücüm yettiğince var olmaya çalışacağım. Ve her zaman bizim sloganımız, bizim aidiyetimiz yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyet olacak. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, biz çok teşekkür ediyoruz. Söylediklerinizin hepsine en yakını ben şahidim. Kesinlikle hepsini birlikte yaşadık. Çok sağ olun. 3 saate yakın bir yayın yaptık. Geçtim 3 saati. Aynen 3 saate yaklaştı. Yarımı bulacak neredeyse saat. Çok teşekkürler. Bizi izlemeye gelen İzmirli misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili ekran başındaki seyircilerimize de gönül dolusu teşekkürler. Siz olmasak biz olmayız. Onun için hep var olun. Hep sevgiyle kalın. İyi geceler efendim.